fırsatlar bitmez. Önüne her zaman fırsatlar gelir. Nimetler gelir, bereket gelir, huzur gelir. Aslında arada ne varsa var aslında. Ne istiyorsan aslında yanından geçiyor. Her saniye geçiyor aslında. Ama insanoğlu o fırsatları göremiyor. Başka yere bakıyor. Bak şöyle örnek vereyim. Hani bant işçisi olur ya, fabrika bandında işçi başında durur. Bandın başında durur ve bant devamlı işler değil mi? Bazı fabrikalarda 7 gün 24 saat o bant işler. İşte o bantta gibi düşün. Yani fırsatlar da öyle. O bant devamlı çalışır. Devamlı oradan fırsatlar geçer devamlı bak. Külçe altınlar geçer. Bereket geçer. Huzur geçer. Mutluluk geçer. Aradığın her şey ne varsa aslında oradan 7 gün 24 saat geçer. Buna ilham kapısı diyorlar. Kalbin sağ tarafı. Orada bunlar vardır. Fakat insanoğlu ne yazık ki orayı görmekte kördür. Genellikle orayı görmez. Ta ki uyanana kadar. Nereye bakar biliyor musun? Hayatın negatif tarafına bakar. İnsanların istatistiklere göre %98'i bu tarafa bakar. Kalbin sol tarafına bakar. Yani olumsuz taraflar. Aha şu. Şu gördüğün var ya. Bu. Bu sürekli günde 70 bin negatif cümle ile insanı manipüle eder. Manipüle eder. Yani hipnoz eder. Oraya bakmasın diye. Sağ tarafa bakmasın diye. Sola baktırır devamlı. Eksik olan neyse oraya odaklar. Bak senin sağlığın yok. Dizin ağrıyor. Başın ağrıyor. Huzurun yok. Araban yok. Evin yok. Veya eksik neyse hayatında. Hep onları söyler. Tekrar tekrar söyler. Günde 70 bin kere şu sana negatif cümle getirir beynine. Sen o kadar meşgul olursun ki onun söylediği sözlere. Kalbin sol tarafına o kadar bakarsın ki hep eksiklerini görürsün. Ve sen de bunun cümlelerini kullanmaya başlarsın artık. Alışkanlık hale gelir. Hocam ben yapamıyorum. Bu ikna etti ya onu. Sen yapamıyorsun dedi. O da aynısını tekrar tekrar duyduğu için söyler. Hocam ben yapamıyorum. Ben küçük Emrah'ım. Ben acıların çocuğuyum. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Beni hep ezdiler. Hep geçmişi anlatır. Oraya odaklanır. Kalbin sol tarafı ilham kapısı değil, sol tarafı, vesvese tarafı, evham tarafı, negatif tarafı, bereketsizlik tarafı. Kanalizasyon diyelim, kanalizasyon. Hani Almanya'da bazı yerlerde dere olur değil mi? B ile başlar, bilmem ne deresi diye. Onun yanından geçerken çok güzel manzaralı yerden geçsen de o kanalizasyon kokusu o kadar ağırdır ki sen manzarayı göremezsin, odaklanamazsın. İşte onun gibi. İnsanoğlunun kalbinin sol tarafında kanalizasyon akıyor. Oraya odaklandığından dolayı, orası pis koktuğundan dolayı sağ tarafa bakamıyor, olumlu tarafa bakamıyor, fırsatlara bakamıyor, külçeleri göremiyor, huzuru göremiyor, mutluluğu göremiyor, sahip olduklarına odaklanamıyor. O yüzden bir halt olmadan, bir başarı sağlamadan ömrünü tüketip gidiyor değil mi? İnsanlar bu şekilde kendini tanımadan, hayatını tanımadan, fırsatını tanımadan ölüp gidiyor ya. Fırsatları kaçırıyor. Hani ot geldi, saman gitti derler ya. Hiçbir eser bırakmadan gitti. İşte biraz önceki kişileri tarif ediyor aslında. Ama bazen bazı insanlar 40 yaşında, bazıları 50 yaşında uyanıyor. Uyanıyor. Diyor ki ya bunun dışında da bir hayat varmış. Başına bir sıkıntı, bir felaket gelince uyanıyor. Birden bu tarafa bakıyor. Ah diyor. Hani 50 yaşına gelmiş. Birden orayı görünce ya diyor bu 7 gün 24 saat 50 seneden beri dönen bir bant önümdeymiş. Gözümün önündeymiş. Ben bunu niye değerlendiremedim? Hep İsa Bey söylemişti 20 sene önce YouTube videolarda. İşte bazıları vakti gelince uyanıyor. Aslında o fırsatlar bitmiyor. Her zaman var. Huzur aslında her zaman var. Mutluluk her zaman var. Bereket her zaman var. Ne zaman ulaşabiliyorsun? Ne zaman odaklanabiliyorsun oraya? Şuraya yüzünü çevirirsen. Yani negatif tarafa, olumsuz olaylara odaklanmayı bırakırsan.
küçük Emrah modundan çıkarsan ancak o zaman görüyorsun. O zaman görünce hemen alıyorsun. Zaten bir kere elini atsan şöyle hayatın kurtuluyor ya. Bu kadar. Hayatını kurtarıyorsun. %98 insanların odaklandığı yer işte orası. Şurası. Negatif taraf. Olumsuz. Sistematik bir şekilde de bu insanlar bu tarafa yönlendiriliyor. Mainstream diyorlar buna. Medya tarafından, sosyal medya, televizyon haberlerle, dizilerle insanlar ağır hipnoz altında. Dünyada en fazla hipnoz olan, televizyon başında hipnoz olan, en fazla zaman geçiren kişiler kimler biliyor musun? Bizim memleketimizdeki insanlar. Türkiye'deki vatandaşlar 330 dakika televizyon başında hipnoza giriyor. En fazla. Peki Almanya'da da mı hipnoza giriyor? Evet, Almanya'da da var. Almanya'da 220 dakika. Yani hipnoza girmiş bir insanı hipnozdan çıkarmak, yani şu sol taraftan alıp şu tarafa yönlendirmek zor geliyor tabii. Daha fazla hipnoza girdiği için kişi onu uyandırmak zor geliyor. Çok bildiğini zanneden cahiller var. Onlarla karşılaşıyorsun. Çünkü hipnoza girmiş. Biz de örneğin kendimiz seçiyoruz kişileri. Durumu ne şu anda? Hani programı alacağım ama ne kadar hipnoz olmuş? Çok ağır vakaysa, ağır hipnoza girdiyse Avrupa'dan da olsa almıyorum programı. Çünkü o kişi hazır değil. Hazır olmayana hazır yetişmiyor zaten. Hazır olmayana sen ne yapabilirsin? Kriterler uyarsa, 10-15 tane kriter var. Hepsi birbirine uyarsa, böyle yaklaşırsa algoritma. Algoritma gibi düşün. Her şey yeşil yanarsa biz onu alıyoruz programımıza. Tekrar söylemek istiyorum. Fırsatlar bitmez. Fırsat her zaman vardır. Her zaman önüne çıkacaktır. Başka? Bereket Allah'ın izniyle bitmez. Herkes batarken bu dönemde şirketler batıyor. 3 şirketten 2 tanesi bitiyor istatistiklere göre Avrupa'da. Kapanıyor, iflas ediyorlar. Ama fırsatlar bitmediği için bazı firmalar bu tarafa değil bu tarafa yönlendiği için onlar kazandı değil mi? Onlar başarısını arttırdı. Dijitalleştirdiler şirketlerini. Online yapmaya başladılar. Ondan kazanıyorlar. Yani fırsatlar bitmezmiş. Bereket de bitmez. Aslında huzur da bitmez. Sadece senin bakış açına bağlı. Bu tarafa değil bu tarafa bakacaksın. Bakış açını değiştir. Dünyan değişiyor. Hayatın değişiyor. Kazancın değişiyor. Huzurun artıyor. İşte bu başarı. Sadece hayatında bir kere şöyle sağa bakıp fırsatı değerlendirip şöyle alıp yetmeyebilir. Niye? Çünkü yo-yo efekt oluyor. Kişi de kalıcı olmuyor. Hani kişi 120 kilodan 80 kiloya düşüyor. Sonra ne oluyor? 1-2 ay sonra antrenman olmadığı için, devam etmediği için, davranışları alışkanlık haline getirmediği için ne oluyor? Yo-yo efektten dolayı kalıcı olmadığı için tekrar 120 kiloya çıkıyor. Bu bakış açısını da aslında antrenmanla geliştirmek gerekiyor. Yani dil kalıpları olsun, bakış açısı olsun. Bunu bir kereyle olmuyor. Davranışı alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Ne kadar fazla buraya bakarsa o kadar başarısı artıyor. Ne kadar buraya bakarsa bereketi artıyor. Ne kadar bu tarafa bakarsa huzuru artıyor. Yani antrenmanla oluyor. Öyle hokus pokusla, sihirli değnekle olmuyor. Dışarıda anlatıldığı gibi. Peki bu antrenmanla, bunu anladık değil mi? Antrenmanla oluyor. Peki bizim programımıza katılan kişiler bu nasıl olacak, nasıl oluyor diye düşünmesine gerek yok. Biz zaten onlar için düşündük yıllardan beri. Geliştirdiğimiz metotlar var. Onların eline bir plan veriyoruz. Bu planı uygula. Zaten otomatik ben senin için yıllardan beri düşündüm. Kendini binlerce ispatladı bu yöntem, bu metot. Senin fazla bir şey yapmadan bakış açını değiştiriyor zaten sistem. Sen bu tarafa bakmıyorsun vesveseye. Evhama, küçük Emrah'a, haberlere, negatif haberlere, dizilere, tamam mı? Seni aşağı çeken, senin gel sen tavuksun diye aşağı çekenleri hayatından çıkarıyorsun zaten. Veya o davranışları terk ediyorsun ve o metodu uyguladıktan sonra bu tarafa bakıyorsun. Bu tarafa bakınca zaten başarısız olman mümkün değil, öyle değil. Niye? Çünkü sen şimdi bir şey yaparsan, ileri adım atarsan ileri gidersin değil mi? Yani matematiksel olarak yani 2 kere 2 4 yapar. Metot da öyle sağlam. Sen sadece metodu uygulayacaksın bitti. O kadar. O zaman başarılı oluyorsun. O zaman bakış açını değiştiriyorsun. Davranışların yeni davranışlarını alışkanlık haline getiriyorsun. Sen zaten alışkanlık haline getirince otomatikmen senin etrafında çocukların en çok etkileniyor. Çocukların hayatını kurtarmış oluyorsun. Onların yeni davranışları onlarda da otomatik hale geliyor. Başarılar otomatikmen artıyor. Dersleri iyileşiyor. Karakterleri güçleniyor. Sonra senin annen etkileniyor. Senin baban etkileniyor. Senin eşin etkileniyor. Yani bir kişi onlarca insanı değiştiriyor. Aileyi değiştirdikten sonra mahalle değişiyor. Mahalle değişince şehir değişiyor. Şehir değişince memleket değişiyor. Dünya değişiyor. Hani derler ya
Sen değişirsen dünya değişir. Evet, değiştirebileceğin tek kişi var şu dünyada. O kim? O sensin. Her gün aynada gördüğün kişiyi değiştirebiliyorsun. Onu değiştirdiğin an zaten dünya değişiyor. Şimdi burada soru işaretleri çıkabilir insanın gözünün önüne. Ya bu metot nedir? Nasıl uygulanır? Ben yapabilir miyim? Gibi. Bu herkeste aynı şekilde uygulanan bir metot değil. Kişiye göre. Kişiyi bir kere durum analizi yapmak gerekiyor. Nerede şu an? Eksikleri nelerdir, engelleri nelerdir, baş ağrısı nedir, ayak bağları nelerdir? Bunu tespit etmen gerekiyor. Sonra hedefi nedir kişinin? O hedefe gidebilmek için neler yapması lazım? Hangi yetenekleri var kişide? O yetenekleri kullanması için ne yapması gerekiyor? Yani kişisel durum analizi yapılması gerekiyor. Herkes başarır. Herkes arzu ettiği hedefe ulaşabilir. Sadece bunun için ne yapması lazım? Cesaretini toplayıp durum analizi yapabilmek için, benimle ön görüşme yapmak için sadece bizimle iletişime girecek. Hemen videonun altında link var. Linkin üzerine tıklayacak, formu doldurup gönderecek. Bu kadar. Ön görüşmede sana özel bir plan hazırlarız. O planı uygularsan sen de sağ tarafa fırsatlara odaklanır. Sen de fırsatları değerlendirirsin. Sen de başarırsın. Senin de huzurun artar. Sen de hayatındaki bereketi arttırabilirsin. Ön görüşmek için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.